Selamlar herkese. Her İnsan Bir Dünya'da bugün özel yayında konuğumuz sanatçı Tuğçe Hazar. Tuğçe Hazar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sağ olun. Öncelikli olarak tabii biz Her İnsan Bir Dünya'da meslek hikayelerini dinliyoruz. Bu anlamda sizin sanat yaşamınız, müzikle ilgili bağlantınız nasıl başladı? Bize biraz önce ondan bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında aileden başladı diyebilirim. Ailem de müzikle uğraşan, küçüklüğünden beri müzikle uğraşan insanlardı. Farklı mesleklerde olmasına karşın. Küçükken de mesela evde birçok enstrüman vardı. Bu şekilde beni aslında müzikle ilk buluşturan kişiler ailemdir diyebilirim. Daha sonrasında artık profesyonel sahnelere doğru adım adım tabii ki taşıdık. Yani ama ilk tanıştıran ve müzik maceramı başlatan insanlar ailem. Tabii her mesleğin bir anlamda iyisine işaret eden emareler vardır. Tarif ederken, iyilerini anlatırken bir takım özellikleri öne çıkarırız. Siz iyi bir şarkıcıyı tarif ederken neleri ön plana çıkarırsınız? Sizin öne çıkan kavramlarınız neler olur? Yani iyi bir şarkıcı olmak için öncelikle tabii ki iyi bir insan olmak gerekiyor. Örnek bir insan olmak gerekiyor. Çünkü her şeyin başı bence bu. Yani sadece iyi bir şarkıcı olmak için değil aslında. Hani hangi işi yaparsanız yapın, hangi meslekteyseniz, mesleğiniz neyse. Öncelikle tabii ki insan olmak, örnek bir insan olmak gerekiyor. Tabii ki hani sanatçılar aslında birazcık daha hani takipçi kitlesi daha fazla olan insanlar olduğu için hani o yüzden de daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor davranışlarına, neler yaptığına, söyledikleri sözlere, her şeye biraz daha hani dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Onun haricinde tabii ki iyi bir şarkıcı olmak için tabii ki kendinizi geliştirmeniz gerekiyor bunun haricinde. Eksiklikleriniz varsa bunun farkına varmanız gerekiyor. Şan eğitimleri alabilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz. Hani kendinizi geliştirmeniz gereken neyse, eksikliğiniz neyse bunu o şekilde giderebilirsiniz. Bunun dışında üretken tabii ki olmanız gerekiyor. Üretici olmanız gerekiyor. Çalışkan tabii ki olmanız gerekiyor aynı zamanda. Tabii ki yetenekli de olmanız gerekiyor. Bunun için ekleye ekleye gitmeniz gerekiyor. Evet. Peki sizce mesleğinizin stresli yanları neler? Mesleğimin stresli yanları, aslında birçok stresli yan var diyebilirim her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de. Öncelikle şunu söyleyebilirim, hani iyi bir ekibe sahip olmanız gerekiyor bu işte gerçekten. Çünkü iyi bir ekibe sahip değilseniz orpit süre içerisinde sıkıntılar çıkabiliyor, işte menajerinizle ilgili sıkıntılar çıkabiliyor. Menajerinizi iyi seçemezseniz bu sefer çıktığınız sahnelerde yani mekanlarda problem yaşayabiliyorsunuz. O yüzden başta iyi bir ekiple çalışmanız gerekiyor kesinlikle. Ben bu açıdan şanslıyım, iyi bir ekibim var. Bunun haricinde diğer stresin yanlarından biraz bahsedecek olursam, mesela geçmişi şöyle biraz anlayacak olursam, mesela gündüz cenaze evinde, akşam sahnede olduğum zamanları hatırlıyorum. Gerçekten yani şunu söylemek istiyorum. Hani sahneye çıktığınız zaman gerçekten olabildiğince profesyonel davranmanız gerekiyor. Asla kendi iç dünyanızı insanlara yansıtmamanız gerekiyor. Oraya çıktığınız andan itibaren artık böyle gülümsemeniz gerekiyor. İşte dans etmeniz gerekiyorsa dans edeceksiniz. Hani kişisel problemlerinizi, ailesel problemlerinizi ya da kayıplarınızı kesinlikle o an hissettirmemeniz gerekiyor. Profesyonel olmanız gerekiyor. Bunun dışında bir başka stresli açıdan bahsedecek olursak, hani dışarıdan bakıldığı zaman biraz kolay bir işmiş gibi maalesef ki algılanıyor. Bunun algılanmasının sebebi aslında eğlence sektöründe yer almamız. Çünkü insanlar şunu düşünüyor, hani bakıyorlar, işin perde arkasını bilmiyorlar tabii ki. Biz sahneden sürekli profesyonellikten bahsettik ya az önce işte. Çıkıyoruz, gülüyoruz, dans ediyoruz. Bu sefer hani çok kolay, işte güle eğlene para kazanıyorlar. Bir saat, iki saat çıkıyorlar ve para kazanıyorlar gibi bir algı oluşuyor. Aslında bunun perde arkası var. Tabii ki çok disiplinli bir şekilde çalışmanız gerekiyor ekip arkadaşlarınızla. Gerek provalar olsun, orkestra ile alınan, gerek PR çalışmalarınız olsun. Yani çok sıkı bir şekilde çalışmanız gerekiyor açıkçası ekip olarak. Yani dediğim gibi çok aslında zor bir iş ama maalesef ki toplumda hani dışarıdan bakan bir göz olarak çok kolay bir işmiş gibi algılanması da
stresli yanlarından birisi diyebilirim. Evet. Tabii özellikle hayatın bütününde de bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Etkilemediği alan yok gibi. Hatta içinde bulunduğumuz süreçte bu dijital dönüşümün etkilerini daha fazla hissediyoruz. Bu anlamda en fazla da tabii müziği etkiliyor. Müzik dünyasında ciddi bir dönüşüm yaşandı. İşte plaklı günlerden, kasetli günlerden bugün artık tamamen dijital ortamlarda yayınlanan eserlere dönüşmüş durumdayız. Bu anlamda siz müziğe olan etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Şu içinde bulunduğumuz günleri de hesaba katarak bu dijital dönemde müzikle ilgili neler olur? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani şöyle söyleyebilirim, tabii ki dijital dünyaya geçiş aslında müzik dünyasını bayağı bir etkiledi. Hani dediğiniz gibi işte önceden plak, işte kaset, CD varken şimdi bambaşka bir dünya var. Artık YouTube'daki tıklanmalara göre işler yürüyor kesinlikle. Baktığınız zaman olumlu etkisi de oldu dijital dünyanın sanata karşı, müziğe karşı, müzik dünyasına karşı olumlu etkileri de oldu, olumsuz tarafları da oldu. Mesela olumlu etkilerinden biraz bahsedeyim önce. Mesela isim verebiliyoruz herhalde değil mi? Sosyal medya etkinliğinde. Mesela Instagram'da çok kolay bir şekilde sanatçılar kendi PR'larını kendileri yapar vaziyete geldiler. Yani her şeyi paylaşabiliyorlar, takipçi kitleleri edinebiliyor. Yani insanlar sevdiği sanatçıları sosyal medya üzerinden takip edebiliyor artık. Hani önceden işte televizyonlara çıkmanız gerekiyordu, radyolara çıkmanız gerekiyordu ama artık sosyal bir platform var ve orada canlı yayın tuşuna bastığınız andan itibaren insanların karşısında olabilme imkanınız var. Ve kendi aslında PR'ınızı kendiniz yapabiliyor durumdasınız şu an. Bu olumlu etkisi tabii ki bu çok güzel. Bunu verimli bir şekilde kullandığınız zaman gerçekten çok olumlu bir kapı açmış oluyor size. Olumsuz tarafları da şunu söyleyebilirim. Önceden mesela insanlar televizyonlarda mesela sevdiği bir sanatçının şarkısı için ya da radyolarda oturup beklerlerdi. Hani iki saat beklerdi. Sabır denilen bir kavram vardı, sabretmek. Ama şimdi dijital dünya bu sabretmek kavramını tamamen yok ettiğini düşünüyorum. Şimdi ne oldu? YouTube'u açıyoruz. Tek tuşla istediğimiz sanatçının istediği şarkısını çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu aslında bunun kadar güzel bir şey var mı? Bunun kadar güzel bir şey olamaz. İstediğimiz zaman, istediğimiz an her şeyi izleyebiliyoruz, dinleyebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Sosyal medyadan yine ulaşabiliyoruz. Ama tüketimi tetikledi diyebilirim. Yani bunun olumsuz etkisi tüketimi tetiklemesi. Tüketimden kastım ne? Mesela çok çabuk tüketiyoruz. Şarkıları çok çabuk tüketiyoruz baktığınız zaman. Mesela şimdiki şarkılara bakın. Önceki şarkılarla kıyasladığımız zaman süreler oldukça aşağı indiğini gerçekten gözlemleyeceksiniz. Artık 3 dakikadan daha fazla bir şarkı yapılmıyor. Neden? Çünkü artık insanların 3 dakika bir şarkı izleyecek, dinleyecek yani gerçekten tahammülü yok. Direkt geçiyorlar. Bu da çok kolay bir erişim sağlaması dijital dünyanın. Hani müzik dünyasına yazacak olursak gerçekten insanlar çok kolay bir şekilde ulaşıyor, çok kolay bir şekilde tüketiyor. Eski müziğe karşı verilen değer, birazcık kıymet biraz azaldığını söyleyebilirim ne yazık ki bu açıdan. Evet, tabii çalışmalarınız sürüyor. Yakın zamanda radyo bağlantısı da yapmıştık şarkınızla ilgili. Nasıl gidiyor geri dönüşler? Yeni projeler var mı? Tabii karantina sürecindeyiz ama illaki müziğe dair projeler olacaktır. Buna dair neler söylersiniz? Tabii ki şu an ikinci single hazırlıkları içerisine girdik. Yani uzaktan da olsa çalışıyoruz açıkçası. Hiç aralıksız bir şekilde, yani hiçbir şekilde ara vermeden çalışmalarımızı devam ettirdik bu süreç içerisinde. Tabii ki hayat devam ediyor aslında. Hani korona sürecine girdik, karantina sürecindeyiz. İşte biz ne yapacağız falan deyip hani tabii ki evlerimize çekilip sadece olayları dışarıdan izlemekle yetinmedik. Üretken olmak, hani az önce bahsettiğimiz gibi üretmeye her zaman devam etmeliyiz. Her ne olursa olsun, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın bir şekilde bir şeyler, hayat devam etmeli diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii ki bazı şeyler ertelendi. Mesela Mayıs ayı içerisinde bir single çalışması yayınlayacaktım ama şimdi birazcık da ertelenmiş oldu. Ekibimle çünkü yüz yüze bu ara gelemediğim için hani sosyal mesafe diyoruz bu arada. Hani insanlar da gerçekten bunu almalı.
Bundan dolayı tabii biraz erteleme oldu ama her şey devam ediyor. Onun haricinde çalışmalarımız da devam ediyor ve insanlara da buradan tavsiyem hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmasınlar. Geçmişte de zaten bunun örnekleri var. Kötü hayat inişli çıkışlıdır. Yani bir dönem kötü olur, bir dönem iyi olur. O yüzden devam etsinler yani üretmeye. Evet. Biz Her İnsan Bir Dünya özel yayınına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Tuğçe Azar. Ben çok teşekkür ederim. Son olarak hem müziğe dair hem hayata dair neler söylersiniz? Son sözleriniz neler olur? Yani şunu söyleyeyim. Gerçekten sevdiğim bir işi yapıyorum. Bundan yana gerçekten çok şanslıyım. İyi insanlarla çalışıyorum. İyi insanlarla çalışmak gerçekten hem enerjinizi yükseltir hem de gerçekten doğru işler yaptığınıza inanırsınız ve doğruya sizi daha çok yakınlaştırır. Bu açıdan herkese inşallah nasip olsun yani öyle iyi insanlar çıkarsın hayat karşılarına ve bu korona sürecinde de inşallah geçerse yine sahnelerde, konserlerde sevdiklerimizle yine buluşacağız. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki var. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz sanatçı Tuğçe Azar'dı. Bir başka Her İnsan Bir Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.